Balerdanlar merhabalar, sevgiler, saygılar, umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Şuradan da bakayım size. Merhaba. Bir saçma bir videoya hoş geldiniz. Ben de bilmiyorum şu an ne olacağını. Sesim umarım patlamıyordur, anahtarımı alayım. Erkan, enektarlar koltuğun altında kalıp beni ara. Taktım mı diskiledi bir şey? Ah. Sus lan. SC Project. Bunu da anasını satayım. Oğlum az daha uzatsalardı, Grenache falan da gelseydi. Honda yapıyor abi. Onu da yapıyor abi. Kendine daha çok yapıyor. Bu motoru niye geri geri sokmadım buraya? Lan müziğimizi de açalım da. Ceket de pis abi, giyemedik, yapacak bir şey yok. Amele yanı olmayız inşallah. Semiko'yla bir şeye gideceğiz. Carrefour'a gideceğiz. Bu motorun sonradan gaz alması beni o kadar sinirlendiriyor ki. Semiko'yla bir Carrefour'a gideceğiz. Onun işleri var. Onları halledeceğiz. Sonrasında bu CB'yi bırakacağız bakıma. Motor satılacak. Aklınızda olsun, almak isterseniz. Muazzam hale getiriyoruz. X-Max'imiz var bir tane de. Şimdi o X-Max'e almaya gideceğim. Onun bakımları vesaire yapıldı. Ha, bunu bırakacağım, onu alacağım. Esprimiz o. Bak bak bak. Sonradan alıyor gazı. Çok sinir bozucu ya. Bir yandan iyi tabi de şöyle ama şey olmaması lazım. Ne denir? Gaz kolunun elciklerinin bu motorun değişmesi lazım. Ya benim motorum olsa şahsen ilk yapacağım şey olur. Egzozunu da çok güzel hale getirdik. Ceza yenmeyecek hale getirdik. Orijinal egzozu yokmuş. Satın alırken şey yapmamışlar, vermemişler eyleme. Egzozunu da hallettik. Çok da tatlı bir sesi oldu. Unutmasam dinleteceğim. Hatta şimdi de dinletebilirim. Kaydırmalı bir debriyajı olmadığı için B2'nin güzel yapılıyor. Egzozu yaptırmadan önce cayır cayır titriyordu. Ha, Semih de acelemiz var herhalde. Bu Semih basıp gittiğine göre. Yetişelim. Neyse, ben müziğimi dinleyeyim, siz de yolu izleyin. Demeyeyim, burada bir işi var. Onu konuşacağız, halledeceğiz. Kolay gelsin, selamun aleyküm. Of, nasıl kırılaşıyor? İşte bu. Hey! Yapma bunu! Kurtulamıyorum çocuktan ya. Gece bende, gündüz bende. Çık git lan artık hayatım. Burası şöyle bir yer arkadaşlar. 28 GB'lık Kingston aldım. Güzel ya. Nasıl? Bu çekince ne oluyor? Geldi yine. Şuraları örmüş olurum. Şuraları şu tam burada. 500 lira. Gerçek kim yaptı? Ya biz bunu dedik. Bu da çok büyük. Ses arma bu mu? Ses arma bu mu? Bu. Bir şey yapacaksan tabii canım. 50 tane X'e satmak olmalı. İş yapacak. Şimdi ne yapıyoruz?
Evet, Semih'i orada bıraktım. Ben Üksmex'i almaya gidiyorum. Abi saat 6.30 oldu. Abi öbür taraftan çıkayım, buradan uğraşamayacağım. Ya şimdi iki tane video var çekmem gereken. Onu bir düşündüm, hani nasıl yaparım, nasıl ederim, nerede çekerim, neyle çekerim. Onları bir düşündüm. Ön frenle neden devrildiğinize dair. İşte ön frenle durduğunuzda neden devriliyorsunuz videosu. Onu bununla çekmeyi istiyordum. Daha net görebilirsiniz diye. Ama X-Max'i alacağım şimdi. Hem X-Max'te gösteririm, hem Semih'in motoruyla gösteririm. İki motorda da, iki farklı tarzda da bir fark olmadığını görürsünüz. Daha iyi olur. Zekiyim ya. Valla. Tabi efendim. Şu motorun debriyaj balatası düzeldiği zaman nasıl bir debriyaj performansı olacak çok merak ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, bu motor satılık. Diğer X-Max'ten emin değilim. Şu an satıyor mu satmıyor mu bilmiyorum. Bakaza hak. Ama ikisini de son kullanıcının rahat bir şekilde kullanacağı hale getiriyorum şahsen. Haberiniz olsun. Zaten ilanını da paylaşırım sizinle. Almak isteyen olursa. Bir de ben CB650F'in, yani bu altımdaki motorun bu kadar sevildiğini bilmiyordum. Ne zaman böyle birisiyle konuşsak, işte bizim Sinan mesela izliyorsa selam olsun buradan. Kendisine şu anda bir binlik Honda'sı var. O diyordu işte, bende vardı bir tane 650F, öyle güzeldi böyle güzeldi. Başka birisiyle tanıştım, abi ben ne gezdim benim CB'ye gibi gibi. Çok da sevilen bir motor. 4 silindir. Bir fazla titriyordu egzozdan dolayı. Allah kahretsin o egzozu. Bu makinenin o egzozunu kim taktıysa, izliyorsa ona da selam olsun. Kinayeli bir şekilde. Abi egzoz bildiğim böyle sallanıyordu. Böyle. Çıkardığı sesin haddi hesabı yok. Ben mesela sürüyorum ya, böyle 6000-7000 devire geliyorum, öyle bir bağırıyor ki motor. Ya şey gibi hissediyorsun. Hani şimdi patlayacak. Şimdi patlayacak yani. Böyle bir ses yok. 3 sokak öteden duyuyorlar. Şu an çok güzel ayarlandı o. Hatta memur beylere de sordum. Yani bir ceza yazacak bir gerekçe göremiyoruz. Öyle bir bağırdığı falan yok motorun. Abartı egzoz olarak bunun geçtiğini düşünmüyoruz dediler, sağ olsunlar. Ki çok rahatsız edici bir şey. Siz de yapmayın, kurban olayım ya. Her şey bir kenara dursun, kulaklarınıza zarar. Müzik dinliyorsun, müziğin sesini bastırıyor. Müzik keyfi yaşayamıyorsun. Gerek yok. Şu motosiklet arkası çantaları böyle küçük küçük titriyorlar ya, sallanıyorlar hani. Şu anda da olduğu gibi. Bak bak bak. Bana hep şey gibi geliyor, araba arkası köpeği gibi geliyor onlar ya. Buralardaki boşluklar önemli olanlar bu arada. Bunu daha önceki videolarda bunu bu arada muhakkak söylemişimdir. Yine söylemek istiyorum. Bu şekilde aralardan gider. Bak şu boşluk var ya, bu adamın bu boşluğa atlayabilme ihtimalini her zaman düşünün. Aynı şekilde bak. Hani bu aralardan giderken işte nasıl o kadar rahat gidiyorsun vesaire diyorsunuz bana. Bunları kolluyorum. Bir, ikincisi ön freni kolluyorum bak. İki parmağım hep ön frenin üzerindedir benim. Basmam. Ama şöyle şeyden, gidondan, gaz kolundan ön frene gitme mesafesini kurtarıyorum. Esprisi o. Rica ediyorum, siz de bunlara göre hareket edin. Hele ki şu söylediğim inanılmaz hayati önem taşıyor. Şu aradaki boşluk meselesi. Bak bu adam buraya atlamak isteyebilir. O yüzden bu adamın yanından geçerken aynasından bu adamın buraya atlamadığından, size baktığından geçecekse bile emin olmanız lazım. Ona göre hareket edin. Bak buradan böyle yaldırıyor diye gidersem ben, bak şimdi, bak bu buraya atladığı anda hiçbir şansım yok. Hiçbir şansım yok. Dünyanın en iyi frenlerine sahip motosikletini kullan, önemli değil. Hiçbir şansın yok. Bak şu beyaz arabanın buraya atlayıp atlamadığını öngörmen lazım. Kaçabilmen lazım. Aralardan gidiyorsun diye hepten Azrail'e zar atmaya gerek yok. Yine kontrol etmen gereken şeyler var. Yine kontrol edebileceğin, kendini güvenli hale getirebileceğin şeyler var.
Bak bu adam önündeki araba yavaşladı diye buraya atlayabilir. Ben bunu kollamak zorundayım. Kollarsam kaza yapmam. Ki gel gelelim ben aralardan gitmediğim bir günü hatırlamam motosiklet üzerindeyken. Daha çok şükür önüme atlayan bile olmadı yani. Ya bir kere bir geçen akşam oldu. Aa doğru tövbe bak. Geçen akşam oldu. Taksinin biri hayvan gibi önüme atladı. O da taksi olduğu için çok şaşırdık mı? Şaşırmadık açıkçası. Durdum yanımda önüme atladın dedim. Ben görmedim ki sen dedi. Efendim? Ben görmedim ki sen. Sesli konu. Ben görmedim seni. Sen beni görmedin diye ben ebeminkini görecektim. Hani anlatabildim mi? Görmedim seni. Uzan. Bak buralarda çok rahatım. Neden? Arabaların önüne atlamak gibi bir şey yok. Hani belki buralar olabilir. Bak aralarda böyle boşluklar oluyor ya. Belki buralarda atlanabilir. Onları da kollayacaksınız işte abi. Ya araba aralarından giderken yeterli mesafe varsa iki araba arasında emin olun trafikte en güvende olacağınız yerlerden birisidir. Bak mesela burası. Tam burası. En güvenli olacağınız yerlerden biridir. Çünkü iki kendi halinde giden araba var. Yol bomboş gibi bir şey aslında senin için. Seni rahatsız eden bir şey yok. Ya bazı dallamalar var tabii ki de önünüze atlayan eden. Ya onlara da dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında şunu da söyleyebilirim. Bu aralardan giderkenki şey için, olay için. Kornanızı çalmaktan çekinmeyin. Çok insanlardan çok duyuyorum. Bana inanılmaz saçma geliyor. Neymiş efendim işte acemiler korna çalarmış da efendime söyleyeyim ne olacak abi işte geçersin sen oradanmış da. Hayır abi. Bak mesela az evvel bahsettiğim boşluk var ya, o boşluğu gördüğün zaman emin olamıyorsan ulan hani bu adam geçer mi geçmez mi ne olur ne biter. Bitti. Bak bu kadar. Bu. Ya Roadrunner gibi gez. Gez. O kadar hızlı gidiyorsan ben buradayım hani işte sadece far efendime söyleyeyim benimki gibi beyaz bir kask görünmeniz için o hızda belki de çok yeterli olmayacağını düşünüyorsun. Bir de ses ekleyin ona ya. Nedir? Canınızdan önemli mi? Ben ilk motosiklet kullandığımda da aynı şeyi yapıyordum. Bak buradan geçerken şunu yapıyordum mesela. Hala da yapıyorum. Bu kardeşim beni görüp yol verecek mi? Bunu çok merak ediyorum. Çünkü bu benim çok uyuz olduğum bir muhabbet. Ya sol şeridi tıkamak gibi geliyor bana. Acemi olabilirsin. Çok hızlı gitmek istemiyor olabilirsin. Motoruna güvenmiyor olabilirsin. Yeteneklerine güvenmiyor olabilirsin. Frenlerine, lastiklerine. Ha, konu ne olursa olsun hiç önemli değil. Sonuna kadar sonsuz saygım var. İstediğin hızda, istediğin şekilde git. Okey. Ama benim önümden değil. Benim mesela arkamda olduğumu gördün ya. Hemen böyle bir şu araya bir yere gir. Beni bırak. Ben belli ki hani sıkıntılı geliyorum biraz. Beni bırak. Ben kendi yoluma gideyim. Sen yine bak keyfine böyle tın 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 tın. Git. Ha, bazen ben de öyle sürüyorum. Keyfine sürdüğüm zamanlarda. Ama bu güzel bir şey değil. Bu huyu sevmiyorum insanlardaki. Geçebilir miyim canım? Teşekkür ederim. Hiç buraya bakma ama. Buraya bakma. Araba o öbür taraftan geliyor çünkü. Karşı kaldırımdan gelecek araba sana. Onlara çarpıyoruz. Ondan sonra yayayı ezdi. Yayanın mallığıyla ilgili bir şey söyleyen yok. Yayayı ezdi. Neredeydi yaya? Alt geçidin önünde. Geldim. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun Nur abi? Ne parçası lan? Ha. Ne parçası oğlum? Vallahi mi? Siz yaparsınız da olmaz mı lan? Hoppa. Faruk. Nuri abi. Şeyi CV'yi şey yaptın değil mi? Tamam. Tamam abi bana IBAN'ı gönder. Senin IBAN'ı. Şunun parasını göndereyim. Yarın sabah da gelirim. Kaçta geleyim? 11 gibi tamam. Adamı çağıralım buraya. Baksın bakalım ne. Aha. Kullanacak herhalde yani. Vallahi mi? Disk değişmesi lazım. Disk değişmesi sürece fren boşa düşer.
Böyle boşa düşmek değil. Bildin gidiyordu. Gitmiyor, yolda devam. Önceki bana sanma biraz bulabilirsen. Havasını malasını aldın. Yok. Aldım aldım. Demir olmuş bildiğin abi. Bana da bitmiş. Bildiğin demir olmuş. Aha. Demir de yemeye başlamış artık. O yüzden riske de bitirdim. Ne oldu biliyor musun? Ben buradan çıktım gittim ya. Tamam. Arka frene elimi bir attım. Fren yok. Bomboş. Saç iyi mi başmış kovatları? Bomboştu yani. Sallıyorum 3 milim. Sonra kendine geldi. Saç da 1 milime düşmüş. Toplam 5 milim, 4 milim iyiymiş. Kaç milim oğlum zaten bu? Kovata etiyle beraber 5 milim düşün. Hiç 0-0 saç hmm. Saçıyor. Saçı yemeye başlamış. Saçı da iyiymiş. Kayışı değiştirdin. Onun bana listesini atın. Eyleme göndereceğim. Tamam. Tamam. Yaptık yollayalımız. Abi şu tuşlar ne işe yarıyor? O tuşlar ne mi işe yarıyor? Buradan bir koyuyorum beni fırlatıyor. Nurem var mı isteğin? Allah'a emanet ol. Uğrayacağım. Sabah. Bunun da benzini yok. İnsan benzin alır insan. Ulan şuraya gittim ben hepsini benzin aldım. Atmışım ha. Hadi Allah'a emanet ol. Hayırlı. Oğlum dikkat et. Tamam, öpüyor oğra. CB'yi mi alacaksın? CB'ye oğlum şunun debriyajına bir bak kurban olayım ya. Şu an çok mu kötü? Buna yok çok kötü değil de. Ben ona bir dünya ayar yaptım. Senin yapacağın vites ayarına sokayım ben. Niye? Geri zekalı. Öyle bir yere indirmişsin ki pedalı birinci vitese geçmiyordu motor. Orijinal o. Tabi efendim. Evet. CB650F'i bıraktık. X-Max'e devam. Mekanik işlerini yaptık. Bu X-Max'in şimdi çok geç oldu ya. Ben bir daha yarın yarın geleceğim ya. Şu aynasını falan da yaptırayım bunun. Aynası mıyım? Böyle şey eski püskü göründüğüne bakmayın. Bu kozmetik işler çok kolay halledilen işler biliyorsunuz. Mekaniği güzel olsun abi. Mühim olan mekaniği. Canavar gibi çalıştığı sürece hiç mesele yok yani. Sevgili Eylem de biraz araç fazla olduğu için çok ilgilenememiş bunlarla. Güzel kavruyor arka fren. Şu an onu deniyorum da. Bir de benzin alayım. Ömrümüz benzin almakla geçiyor anasını satayım. Ne yapıyorsun genç? Yuhuu! Abi scooter da ayrı bir şey işte ya. Yani ya saçma sapan bir şey anladın mı? Böyle gidiyor işte yani. İşte ayıp olmasın diye bir gaz kolunu tutuyorsun. O kadar. Başka bir şey yok. Kayışı, yağ, balataları komple değişmiş. Ön frenini bir beğenemiyorum şu an. Scooter'ın cidden enteresan bir rahatlığı var. Tamam bu videoyu böyle bitirelim mi? Öyle bir vlog, bir şey olsun istedim size. Şey yapacağım, buradan şimdi Semih'in yanına gideceğim ben. Bilmiyorum, akşam muhtemelen BAM'a gideriz. Bizim Baran'ın yanına. Takılalım, edelim biraz. Az bir eğlenelim. Akşam dün gece Semih bendeydi. Muhtemelen bu gece de bende o. Bakalım. Ne oldu? Kaza falan mı? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğen butonuna basmayı unutmayın eğer videoyu beğendiyseniz. Beğenmediyseniz de aşağı doğru parmağa basın ki nerede yanlış yaptığımızı öğrenelim. Tamam canım. Daha fazlası için kanala abone olmayı. Video attığım zaman hemen haberdar olmak için de oradaki çanı aktif etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Tekrar dedim öpüyorum.